Kıza saldırı oldu Ayşegül, saldırı. Tek başıma bir ordu adama karşı koydum ben ya. Bak ben çok ciddiyim. Bu iş kabak tadı vermeye başladı. Evet, kız atmak nedir ya? Ya yuh ya, yuh ya. Gören de var ya, yatağa kız attım sanır. Ya Ayşegül, bir dakika dinler misin? Bir dakika dinler misin? Bir dakika dinler misin ya? Eve kız atmak filan yok. Sığınma var. Eve sığındık. Eve kız atmadık. Öyle bir şey yok. Kim saldırdı kıza? Saldırganlar. Bak hala. Ya Ayşegül, bir şey söyleyeceğim. Tamam bak, haklısın. Kıskanmakta haklısın. Ben olsam ortalığı yakardım. Ama aslında ortada küçücük, minnacık, dünyanın en sevimli yanlış anlaşılması var. Bu kadar. Bana inanmıyorsan Meltem'e sor Ayşegül. Bu kızın bir babası var, tamam mı? Kendini öldü gösteriyor adam. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. İstihbarat falan filan hep beraber kurduk tezgah. Çok pis sallıyorsun Poyraz. Ben biliyorum bu bakışları. Ya Ayşegül, iki gözüm arkama aksın ki öyle ya, doğru ya. O iki gözüm önüme aksın bir kere. Ya Ayşegül, şimdi de yazım yanlışlarını düzelteceğim. Tamam işte, neyse. Saldırı oldu diyorum. Eve sığındık. Sığındık. Sana inanmak istiyorum. Ben seni aldatır mıyım Ayşegül? Allah'ını seversen söyle. Ben seni aldatır mıyım? Senden her şey beklenir. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Poyraz, benim kafamı karıştırıyorsun. Tamam, aldatmazsın. Teşebbüs bile edemezsin zaten. Ama böyle, böyle senin bir bakışın var. Onu görünce ben de ayar kaçıyor. Tamam diyorum kendime. Tamam, bu adam seni seviyor. Hem de deliler gibi seviyor. Evet. Sonra bir bakıyorum, fotoğraf bambaşka. Gözler fır fır dönüyor. Kıvırmalar başlıyor, yalanlar söyleniyor. Tam inanacağım. Bana bir gülme geliyor Poyraz. Bak. Yapma. Benim dünyam içinde sen varsın diye dönüyor Ayşegül. Lan bırak. Bir de gözünü dolduruyor, sesini titretiyor falan. Bırak. Ya tamam, tamam Ayşegül ya. Bu iş çözülene kadar bir adım geri atmayacağım. Bak, eve gelmen, içeri girmen, kapıda ağlaman yasak. Doğru söylüyor kız. Kız haklı. Eve niye getiriyorsun? Otele götür. Azıcık kafanı kullan, salak. Bahri Bey, ben buraya size teşekkür etmek için geldim. O adamı affettiğiniz için. Evimi silahla basan adamı affettim. Bunu kimse için yapmazdım. Benim için yaptınız. Merhamet bende az bulunan bir duygudur. Ben öyle düşünmüyorum. Sadece içinizdeki merhamet duygusunu gösterme konusunda biraz cimrisiniz. Belki de az olduğu için idareli kullanıyorum. Mete konusunda bana hala kızgın olduğunuzu biliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse evet. Ama geçsin istiyorum. Sizden sadece tek bir ricam var. Mümkünse eğer beladan uzak durmanız. Dikkat edeceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.